Sendikanın sektöre katacaklarını, bundan sonra hangi adımlar atılacak bunları değerlendireceğiz. Çok önemli bir isim bizlerle birlikte. Türk TV İş Sendikası Başkanı Sayın Mehmet Okan Kaya bizimle birlikte. Okan Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun aslında hepimiz adına, biz çalışanlar adına ve tabii ki siz değerli işverenler adına sektör için önemli bir adım atıldı. Önce buradan başlayalım istiyorum Okan Bey. Bu hikaye nasıl oluştu? Biraz anlatabilir misiniz bize? Şöyle, televizyon kanalları sahipleri olarak birçok dernek ve birliğe yıllarca üyeliklerimiz bulunmaktaydı. Pandemi sürecinde haklı gerekçelerimizle bizleri temsil etmeleri gerektiğini, bazı tavsiyelerimizle birlikte bu dernek ve birliklere ilettik. Birçok sektör bu süreçte önemli destekler alırken bizi temsil etmelerini beklediğimiz sivil toplum kuruluşlarının olayları izlemekten öteye gitmediklerini görüp her biri bölgesinde dev bir güç olan 12 arkadaşımızla birlikte Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası'nı kurma kararı aldı. Evet. Her ne kadar Televizyon İşverenleri Sendikası olarak anılsak da basın yayın ve gazetecilik alanında kurulmuş tek işveren sendikası olmanın sorumluluğunu da 12 kurucu arkadaşımızla birlikte omuzlarımızda hissediyoruz. Evet. Şimdi bu iş kolunda başka sendikada var mı aynı şekilde faaliyette bulunan yoksa bu bir ilk mi Okan Bey? Bu bir ilk. Sadece Televizyon İşverenleri Sendikası değil, biz basın yayın alanında kurulmuş ilk ve tek sendikayız. Evet, hakikaten önemli bu ilk olması da çok büyük önem arz ediyor. Şimdi ben tabii o 12 televizyon kanalından birisi de Çiftçi TV ve medya başkanımız Sayın Tarık Çanak da toplantılara katıldı. Bildiğim kadarıyla ilki Antalya'da yapıldı. Daha sonra Eskişehir'deki ikinci toplantıda hemen karar alındı ve hızlı bir şekilde sendikalaşmaya gidildi. Bu çok hızlı oldu. Hani bunu nasıl sağladınız Okan Bey? Biz hedefimize odaklanmış 12 arkadaşız, 12 televizyon sahibiyiz. Bu hedefimiz doğrultusunda nasıl daha hızlı ulaşabiliriz, nasıl en iyi görevleri yerine getirebiliriz niyetiyle yola çıktığımız için iş kendine ayrılan sürede yetişir felsefesiyle bir an evvel kuruluş çalışmalarını başladık ve şu anda kuruluş dilekçemiz verildi. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Evet, hakikaten ağız birliği edildi ve hemen kuruluş dilekçesi de oluşturuldu. Şimdi 12 kanal dedik. Peki önümüzdeki süreçte yeni kanallar dahil olacak mı? Var mı hemen size başvuran bu konuda sendikaya dahil olmak isteyen? Tabii biz kendi iş kolumuzda faaliyet gösteren tüm televizyon kanallarını, yani RTÜK lisansına haiz tüm televizyon kanallarını sendika çatısı altında toplamak suretiyle güçlerini, tecrübelerini, imkanlarını birleştirerek üyelerimizin ekonomik ve sosyal açıdan daha güçlü olmalarını sağlamaya, ekonomik, sosyal ve kültürel menfaatlerini dayanışma ve işbirliği yoluyla birlikte korumaya ve geliştirmeye çalışacağız. Bu yüzden tüm sektörü kucaklayan bir birlik olacağız. Bunları sağlarken üyelerin ortak iktisadi ve sosyal menfaatlerini korumak ve geliştirmek için gerekli tüm çalışmaları yapacağız. Bununla ilgili komisyonlarımız da daha resmi olmamakla birlikte çalışmaya başladı. Bu amaçla üyelerimizi resmi makam ve merciler önünde en üst düzeyde kurumsal ve devletin muhatap aldığı resmi bir yapı olarak Televizyon İşverenleri Sendikası olarak temsil edeceğiz. Evet. Ayrıca üyelerimizin ana gelir kaynakları olan reklam konusunda üyelerin menfaatlerini geliştirmek, iyileştirmek amacıyla reklam veren, reklam ajansları gibi özel veya tüzel kişi veya kurumlar nezdinde görüşmeler ve anlaşmalar yapacağız. Bunlar da tabii üyelerimize direkt katkı olacak. Radyo ve televizyon yayıncılığı iş kolu çalışma ortamında adalet ve huzurun tesisine ve devamına teminine yönelik çalışmalar yapacağız. Evet. Ayrıca
Türk ekonomisinin ve televizyon yayıncılığı sektörünün gelişiminde hangi sahalarda yer almamız gerekiyorsa o sahalarda bunların gelişimine katkıda bulunacağız. Evet, anladım. En önemli şey de yayın kurallarını belirleyip üyelerimize bu etik yayın kuralları çerçevesinde yayın yapmalarını teşvik edeceğiz. Evet, anladığım kadarıyla. Böylelikle Türkiye'de yayın yapan RTÜK lisanslı legal tüm kanalları çatımız altında toplayacağız. Evet. Amacımız bu şekilde dediniz. Var mı hemen başvuran evet. Okan Bey bu süreçte? Yani evet belki daha çok sıcak. Haber alanlar hani o 12 kanalın içinde yer almayan ya biz de dahil olmak istiyoruz diyenler oldu mu size ulaşıp başvurmak isteyenler? Yani şöyle biz elini taşın altına koymuş 12 kurucu üyeyiz. Evet. Tabii ki diğer televizyon kanalları da ilgiyle bizleri seyrediyorlar, neler yapacağımızı takip ediyorlar ve üye olmak istiyorlar. Bizim kapımız hepsine açık. Dediğimiz şartlara haiz, lisansı bulunan, RTÜK lisansı bulunan televizyon kanallarında üyemiz olarak, üye olarak kaydedeceğiz ve onları da bu sağlayacağımız imkanlardan en üst düzeyde faydalandıracağız. Evet. Aslında o kadar güzel bir işe imza atmışsınız ki Okan Bey, belki görünürde birbiriyle rakip olan kurumları tek bir çatı altında topladınız ve bu amaçla yola çıktınız. Tamamen işte bu sektöre hizmet etmek adına şunu da merak ediyorum. Şimdi her sektörün olduğu gibi tabii ki televizyonculuk sektörünün de bazı problemleri var. Bu süreçte özellikle sendikalaştıktan sonra ilk icraatlarınız neler olacak? Yani önceliğiniz hangi konu? Biz şu işi mutlaka çözmemiz gerekiyor dedi. Dediğiniz bir başlık var mı? Şöyle, sektörde bugüne kadar temsildeki eksikliği gidereceğiz ilk başta. Evet. Sektörün belli başlı sorunlarını hızlıca çözüp televizyon kanalı sahiplerinin dolayısıyla çalışanların refahını sağlayıp sürdürülebilir kaliteli yayınlar yapmalarını sağlayacağız. Bu amaçla sendikamız üyeleriyle birlikte TV yayıncılığına yönelik teknolojilerin tanıtıldığı fuar ve kongreler organize edeceğiz. Bu etkinliğin devletin en üst düzeyde katılımını sağlayıp sektörün en büyük buluşması haline getireceğiz. Ayrıca reklam verenleriyle, reklam ajanslarıyla birlikte projeler gerçekleştirip üyelerimize ek gelir sağlayacağız. Bu sorunlarımızla ilgili doğrusu televizyon işverenlerin birçok derdi ve sorunu var. Evet. Ve bu sorunları bir çatı altında birleşmeden çözüme kavuşturamadığımız için sektöre ne gibi bir yenilik getiririm diye düşünmeye fırsat bile kalmıyordu. Öncelikle ortak sorunlarımızı çözüp sektörün maddi ve manevi dertlerini sona erdirmeyi hedefliyoruz. Kurucu üyelerimizin her birinden en önemli 10 sorununu bildirmelerini istedik. İlk hedefimiz biraz önce bahsettiğim asil görevlerimize devam ederken kısa vadede de bu belirlenecek en önemli 10 sorunu çözmek olacak. Evet, ne kadar güzel. Eminim herkes sabırsızlıkla bekliyor. Bir an evvel artık bizim de o gündemimizdeki konular çözüme kavuşsun ve biz de daha güzel işlere imza atalım şeklinde. Ama projeleriniz de mükemmel. Anlattığınız kadarıyla hakikaten çok önemli işlere imza atacak sendika ve eminim ki diğer kanallarda, televizyon kanalları da derhal üye olacaklardır. Tebrik ediyorum sizi Okan Bey. Ayrıca başkan olarak da siz seçildiniz. Bu anlamda da tebrik ediyorum. İnşallah çok güzel işlere de imza atacak. Ve biz de ekranlarımız aracılığıyla bütün izleyicilerimize duyuracağız. Evet, son olarak hani sektörümüzün sorunlarına bizler ve kurucu 12 arkadaşımız vakıf. Bu sorunların çözümüyle ilgili bizler çok heyecanlıyız. Rabbim utandırmasın. Amin. Bizlerin bu heyecanını daim eylesin. Sendikamız öncelikle vatana ve millete, sektörümüze hayırlı uğurlu olsun. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener. Çok doğru. Evet, sizin nezdinizde televizyon kanalınız Çiftçi TV'nin sahibi, sendikamızın kurucu üyesi Tarık Çanak Bey'e de ve size röportajınız için çok teşekkür ederim.
Evet, ben de sizlere teşekkür ediyorum. Böylesine önemli bir işe imza attığınız için ne diyelim, yol açık olsun. İnşallah çok daha güzel işlere de imza atacak temennilerinize de katılıyoruz. Selamlar olsun Okan Bey. Çok teşekkür ediyorum vaktinizi bize ayırdığınız için. Evet değerli izleyiciler, konuğumuz Türk TV İşsen Başkanı, yani televizyon işverenleri sendikası da diyebiliriz. Bir çatı altında toplandılar, sendika kurdular ve çok hızlıca önce Antalya'da bir toplantı yapıldı ve birkaç gün önce de Eskişehir'de yeniden bir araya geldi. 12 televizyon kanalının sahibi, yönetim kurulu başkanı ve sendikalaşma yolunda adımlar atıldı. Okan Bey de dile getirdi. Kuruluş dilekçemizi ilgili bakanlığa verdik. Bizim amacımız tıpkı diğer sektörlerde olduğu gibi televizyoncuların da, televizyonculuk sektörünün de sıkıntılarını gündeme getirmek ve derhal çözüm önerilerinin bulunmasını sağlamak. Çok önemli başlıklar var dedi zaten. Heyecanlıyız, bu yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz dedi ve önümüzdeki süreçte üye sayısının da artacağını düşünüyoruz diye ekledi Okan Bey. Tebrik ediyoruz kendilerine bir kez daha. Ki Çiftçi TV'de bu sendikanın bir üyesi, onu da paylaşalım ki yönetim kurulu başkanımız, medya başkanımız Sayın Tarık Çanak da zaten o toplantıdaydı. Onu da bir kez daha paylaşmış olalım.